Şimdi Ponçe'ye bakınca böyle biraz daha sevimli gibi Alina'ya göre gerçekten. Biraz daha böyle, hayır, biraz daha cana yakın. Ama Alina öyle mi? Alina böyle somurtuyor. Her zaman her zaman somurtkan. Ponçik ama hiç öyle değil. Ah, sana Merhaba. vereyim. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ama Ponçik korkuyor. Yani sürekli çok korkak. Dışarıda acaba diyorum bir yerde belki birileri buna vurdu falan bir şey yaptı. Çünkü şu anda bizden de korkmaya başlamış. Ben şimdi elime alayım dedim. Hiç istemedi aslında elime gelmeyi. Benim güzel kuzum. Birazcık seni salmayalım yukarıya da. Bak bak bak, bak nasıl korktu görüyor musun? Birazcık salmayalım onu dışarıya. Bugün Alina korkmuyor. Alina kraliçe. Alina çok rahat. Hayır, Ponçik diyorum, bugün eğer dışarı çıkmak istersek açmayın kapıyı ona. Kalsın içeride kalsın. Soğuk ayak. Hasta. Hasta olacaksın işte Elif. Çorap nerede? Hasta olacaksın işte. Ne yapacağız şimdi? Elektrik var. Aa, sürpriz. Hayır, sürpriz değil. Doktor. Evet. Bence Ponçik'i tedavi edemeyeceğiz ama, çünkü Ponçik şu anda çok kaçmak istiyor bizden. Onun için biz Tarçın. tarçın olur, evet. Tarçın bugün Tarçın. çok sakin, tarçın olabilir. Tarçın mı ya? Biz arkadaşlar merhaba dedik mi? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Veteriner kliniğini mahalleye çıkaracağız şimdi dışarıya. Getirebilir misin? Bence sanki sağ solu yıkarmışsın gibi geliyor Elif. He? Elif her yeri bence yıkacakmışsın gibi geliyor. Gidiyor. Hayır, bana lazım bu ev, daha yıkmamak lazım. Aa, dıt dıt gidiyor. Yavaş o. Oh. Bravo. Tebrik ediyorum Elif. Nasıl sürpriz var? Aa, bunu getirdiğin için mi? Evet, bir yeri de yıkmadan getirdiğin için tebrik ediyoruz. Neyi var mı? Hayır, çadır yok. Arkadaşlar hala yazıyorlar mahalleye başka neler yapabiliriz diye. Onların içinden böyle bir şey seçip ona göre. Kostüm. İki tane Aa, kostümüm evet, var. karakol olabilir. Kurt olmaz. Karakol olabilir. Tamam, mahalleye bir karakol olabilir. Çok güzel bir fikir. Ama bir de Bak okul da benim polis. olabilir. Sen kötü adam. Okul da olabilir. Okul da olabilir Bizim mahalleye. var okul. Mahalleye işte yok ama nasıl yapacağız? Bir tane ev alacağız. Var Evi okul. okula çevireceğiz. Hayır var okul. Hangisi okul? Mavi ev. Aslında mavi ev değil de, İkili evet, bence ikili ev daha uygun okul olmaya. Bence onu okul yapalım. Polis, polis, Bence polis. onu okul yapalım, tamam mı? Bir tane de karakol için bir tane de şey alalım. Ev alalım. Yeni bir tane ev alalım. Hayvanat bahçesi. Aman Allah'ım. Hayvanat bahçesini bir şey almadan Hadi yapabiliriz Elif. köpek alalım. Oyuncak köpek alalım size bir tane. Hadi köpek alalım. Oyuncak köpek alalım size bir tane. Ancak oyuncak köpek olur. Başka köpek Dur, yok. baba çok komik. Nasıl? Elif, dışarıya böyle gidebilir misin? Evet. Hayır, ama bence kostümünü de giy bence. Madem onu mahalleye çıkaracağız. Mahallede de kostümünle hayvanlara tedavi yapalım, tamam? Merhaba. Alina'yı bulursak dışarıda şimdi. Göster bakalım. Harbiden korkunç oluyor Elif öyle. Seni görmeden bu hareket ediyor gibi geliyor. Korkunç oluyor. Yavaş babacığım. Yavaş yavaş yavaş. Doktor kostüm mü yoksa veteriner kostüm mü giyeceğiz? Hadi giy bakalım o zaman. Benim en çok sevdiğim kostümlerden bir tanesi bu. Bakayım. Bu gerçekten kendi tokası mı bu? Yani kostümün tokası mı? Benim en çok sevdiğim Ama kostümlerden bir yakamı tanesi de yok. bu. Çok yakışıyor buna. Çünkü 30 lira babam. 30 lira mıydı bunun ayakkabısı? Bilmiyorum 30-60 bunun. 30-60, bakar mısın aradaki farkı? 30 lira normal. 60 lira çok abartı. Ve 90 ve Bakalım 10. bakalım, bakarız. Buradan çıkacak mı şimdi o sizce? Bence buradan çıkmayabilir. Tamam, yavaş. Yavaş kızım, ne yapıyorsun ya? Hop. Heh. Sen de mi beraber gidiyorsun? O tam buraya göreymiş zaten. Senin müşteriler burada Elif. Buna yalnız güzel bir yer seçmemiz lazım ya. Şu okulla şeyin arasına kuşraya koysak mı onu? Burada mı? Ama bunun altında da bir şey olması lazım. Aa, senin müşteriler burada Elif. Hep sıraya girmişler, baksana. Senin bir bekleme salonun falan yok mu? He? Bekleme salonuna alsaydık bunları. Pardon, Doktor Doti. Nereye alacağız? Aa, bak bekliyorlar. Önce ilk müşteri hangisi sence? Ne ısırıyorsun be? Ana şuna bak. Biz seni ısırıyoruz mu? Hayret bir olay.
küçüklerin yakında gideceğiz doktora. Ponçik onlarla oynamak istiyor. Hayır, sen operasyonu burada yapıyor ol, tamam mı? Senin veteriner kliniği burası olsun ama operasyonları bunun üzerinde yapıyor ol. Hadi bakayım. İlk tarçın vardı senin müşteri ilk. O tarçın senden habersiz girmiş bile içeri. Gerçekten içeride bak. Gördün mü? Merhaba tarçın. Merhaba müşterimiz. Aa, müşteri kaçıyor. Para gidiyor bizim. Yakalayın şunu. Sen gidiyorsun. Ona bak. Evet, o senin müşteri sensin. Tarçının sahibi, sen getirdin şimdi tarçını. Biz ona bir kontrol yapalım. Harbiden enteresan bir yere girmiş. Pamuk, nereden girdin onun içine ya? Ha, ne işin var onun içinde? Çık oradan. Çık canım. Senin klinik burası mı? Evet. Bu nereye bu? Asıyorum. Buraya asıyoruz. Merhaba. Gidecek çok hasta. Ne onun bu? Kalka çöp. Çok var ve çok kaka yapıyor. Tamam, bu kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey. Demek ki çalışıyor yani, demek ki. Ama ne kilo? Bir kendisi kaç kilo onun? Bence sallıyorsun gibi geliyor biraz. İyi de onun için birazcık onu eğitmek lazım. Hasta demek değil o, eğitmek lazım. Ya hadi bak, bence bir bak bakalım sen gene bir. Bir baksın bakalım neyi var ne yok. Ben, evet, bence de önce bir ağırlığına bak bakayım ne kadarmış, kaç kiloymuş. Bak bak şimdi. Aa, şimdi gene mi yapacak oraya? Yok, orası orası değil, orası değil, orası tuvalet değil, oraya yap. 13 olur mu ya? Bu bir kilo bile yok bu. 600-700 gramlık bir şey. Bakacağız şimdi. Hadi bakalım bakalım şimdi. Hadi bakalım bakalım şimdi. Yatışa bakacağım. Bakar mısın şundaki? Bakıyorum. Hadi iğne yapalım ben. Ne iğnesi ya? Dur bakalım, hayvancağızın hiçbir şeyi yok. Sen ne iğnesinden bahsediyorsun? Olabilir de sağlam, baksana bak, hiçbir şey yok. Hayvan sağlıklı. Hayır, iğnelik bir iş yok. Kaç tarçın, kaç, bence kurtar kendini. İğnelik bir şey yok. Hayvanın bir kontrol etsin. Bir muayene etsin önce. Bir muayene etsin önce. Bak, bir baksın bakalım. Hayvancağız. Evet evet, bence ateşine falan da bak Elif. Yani doktor, yok yok, popodan değil. Hayır hayır, popodan değil. Normal şeyinden bak, bu koltuk altında bak buradan. Tamam, iyi. Tarçın, kaç kurtar kendini. Bence bunlardan kurtuluş yok. Bak, sana iğne de yapmaya çalışıyorlar bunlar. Bence kaç kurtar kendini. İğne yok. İğne yok, iğne yok hayvancağızı. Bir, dur bakayım. Bir popo şey, bir muayene et bakayım. Karnı falan normal mi? Yapma. Elifciğim, hayır. Sen şaka yapıyorsun hayvancık. Korkacak gerçekten. Çok büyük. Dur. Bir, hayır, bir normal muayene et bakalım. Karnında falan bir şey var mı? Evet, vitamin verebilirsin işte bak. Gerçekten. Buna bir defa biberonla buna mı vermiştik, pamuğa mı vermiştik biz? Yoksa duman mıydı? Bak. Süt vermiştik, hatırlıyor musun? Hatta tam video ya. Yapmıştık o zaman. Hayır, dört tane. Ponçi'nin yattığı yere bakar mısın Elif? Şimdi pamuk hasta. Hayır, pamuk kurtar kendini. Bak, tarçının bir şeyi yok, bak gördün mü? Tarçının bir şeyi yok. Hadi kızım, sen git, tarçın kurtar kendini. Kaç hemen. Kaç kurtar kendini. Bak, sana bir sürü yazdı bak Doktor Doti. Pamuk çok hasta. Pamuk kurtardı kendini. Nereye hasta? Teşekkürler. Oo, bir sürü reçeteler. Nasıl alacak şimdi onları? Eczaneye gideceksin o zaman sen. Doktor Doti. Ne? Ponçik hasta. Gerçekten mi? Elif, bence de hasta olabilir. Bak, bu gerçekten hasta gibi de görünüyor olabilir. Bence kaçacak yer arıyor o da. Ponçik. Aferin. Vitamin. Hemen vitamin. Bir önce bir baksaydın, ateşi var mı? Hayvancağızın başka bir derdi var mı? Belki bir derdi vardır, bir şeyi vardır. Evet evet, önce uyanık veterinerler gibi. Veterinerler de böyle yapıyor ya. Ama şu olabilir. Hemen şu ilaç, bu ilaç. Tamam. Dur, daha bir şey yapmadık ya. Hayır, bu hediyeydi. Buna para mara yok. Nasıl? 10 kilo. Bakayım gerçekten ne kadar bunun ağırlığı? Şöyle ben elde ben anlarım. Ne 7'si ya? Olur mu 7 canım? 3 kilo falan ancak. Yani yeni doğan bir bebek kaç kilo olur? 3 kilo falan. Bu da o kadar bir şey. 3 kilo. Belki 4 kilo. Alina belki 5. Daha fazla değil yani. Sen ufacık bir şey. Baba. Ay baba değil canım, normal. Hayvan da. Veteriner öyle bakıyor. Elif öyle bakmasın canım, gerek yok. Hayvancağıza. Ağzına bak, ağzına bak. Tamam. Aferin kızım, oradan bak sen.
Tamam, normal mi? Büyük. Çok mu? Evet. Aman Allah'ım. O zaman iğne lazım. Ponçik, çok üzgünüm canım. Seni kurtaramayacağım. Yani yapacağım hiçbir şey yok. Çünkü hem Lera hem de Elif çok çok istekliler iğne vurmak için. Tarçını kurtardım ama seni kurtaramayacağım gibi görünüyor. Evet, iğne gidiyor. Ay, hayvancağızın hiçbir şeyden anladığı yok. Ne kadar sakin sakin bakıyor garibim. Kulaklarına bakacaksın. İkisi birden sana saldırıyorlar aşağıdan. Tamam tamam, sağlam hayvan. Hayır, bakma bakma. Ponçik, kaç kaç oğlum sen. Kaç, kurtar kendini. Kaç, kurtar kendini. Bu çılgın veterinerlere mahvedecekler yoksa sizi. Abi, sen de bir şey yapmıyorsun, hemen yazıyorsun hesapları. Ne iş? Ha, ne iş? Evet. Bak. Bak bakayım. Pamuk var orada. Ama pamuk çok sağlıklı görünüyor bence. Onun hiçbir şeyi yok gibi Elif. Bence hiç dokunma ona. Onun hiçbir şeyi yok gibi. Ne iğnesi, hemen gözlerine bakarak mı anladın? Sen o kadar uzman doktor mu oldun? Hayvana böyle uzaktan bakarak anlıyor musun neyi olduğunu? Hop hop, yavaş yavaş. Pamuk, sen kendin çok arandın. Ben sana dedim git kaç diye, kaçamadın. Kendin arandın, görüyor musun? Hadi tamam. Onda. Senin reçeteler ve fişler o. Hem reçete var orada, alacağın ilaçlar, hem de veterinerin hesabını ödeyeceksin. Ha, bunlar sadece pamuğunkiler canım. Tarçınla ponçinkiler, kedi sahibi olmak kolay değil işte öyle. Ben söyleyeceğim kaç para. Söyle bakalım. 10 lira. Evet, önce veterinerin hesabını bir alalım bakalım. Eğer alamıyorsan pamuğu şey alacağız. Rehin alacağız. Pamuk bizde kalacak. Tamam. Sen tamam. Razısın. Dünden tamam. Razısın bakıyorum. Pamuk, görüşürüz. Bıraktı seni Lera. Hemen bıraktı. Oh, dö, dö. İyi misin canım? Nasıl attı kendini? Yavaş yavaş babacığım. Öyle sırtından tutarak götür. Yok yok, hiçbir şey yok. Sağlam sağlam. Kaç. Kaç pamuk. Şimdi yeni hesap. Tabii canım. Ha, belki bir yeri kırıldı. Belki çıktı. Atla pamuk, kurtar kendini. Aferin. Yeni iki hesap. Bir hesap da. Dur. Arkadaşlara şeyi soralım. Mahalleye başka ne yapabiliriz? Hayvanat. Polis. Hayvanat bahçesi için böyle bir ev almamıza gerek yok. Hayvanat bahçesi için çit alabiliriz. Böyle çitlerden çevirebiliriz. Oda oda. Anladın mı? İçine de bizim matlar vardı. Hatırlıyor musun? Böyle plastik gibi matlar vardı. Onlardan koyabiliriz. Hayvanat bahçesi olur. Her çitin odanın başına da resim koyarız. Bir tane. Yani işte Ponçik'in resmini koyarız. Burada Ponçik yazarız. Ondan sonra yan tarafa Tarçın'ın resmini koyarız. Tarçın yazarız. Başka ne yapabiliriz? Hayvanat bahçesi bizim fikrimiz. Karakol bizim fikrimiz. Okul bizim fikrimiz. Bu üçünü yapacağız. Başka ne yapabiliriz? Evet, bunu okula çevireceğiz arkadaşlar. İkili evi okula çevireceğiz. Bir de başka ev alabiliriz. Buraya okul yazacağız. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.